Gördüğümüz gibi iki farklı renkte 9 Eylül Üniversitesi DAEM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Midilli Fayı'nın kırılmasıyla gerçekleşen ve İzmir Karaburun'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Deprem Midilli depremi olarak değerlendirilebilir. Midilli Adası'nın hemen güneyinde olan bir deprem. İşte 5.1 büyüklüğündeki bir depremin öncesinde de öncü depremler vardı, yine 4'e ulaşan. Depremden sonra da yine 4'ün üzerinde artçı depremler meydana geldi. Fayla ilgili, yani depremi üreten fayla ilgili odak mekanizma çözümü dediğimiz çözüm uluslararası istasyonlardan gelmeye başladı. Normal fay dediğimiz bir fay türü. Yani Midilli tarafı yükseliyor, bizim Karaburun'a doğru olan kesim düşüyor deprem sırasında. Böyle bir fay türü. Tabii fay türü belli olunca o fayın hangi fay olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Midilli fayı. Sözbilir Midilli fayının özelliğini de şu sözlerle aktardı. Bu fayın şöyle bir özelliği var. 2017 yılında 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden olmuştu. Ve o depremde bizim belli ölçeklerde bir şiddet anlamında sarsıntı oldu ama herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştı. Bu da şunu gösteriyor. Bu fay işte 6.3'e varan büyüklükte bir deprem ürettiğinde herhangi bir problem yaşamayacağız anlamına geliyor bu. Dolayısıyla 5.1'de hiçbir şey yaşamayız. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, bu fayın üzerinde farklı segmentlerde belli bir tetiklenme gerçekleşirse o faylar yeniden devreye girer, yeni depremler ortaya çıkabilir diye konuştu. Bu fayın diğer segmentleri ilgili çalışma yaptığımızda 6.6'ya varan büyüklükte deprem üreten segmentleri var bu fayın. Dolayısıyla onlar eğer tetiklenirse, onlar eğer kırılırsa o zaman belli ölçeklerde zarar görme olasılığımız var. Burada fayların çalışma şekli var. İki farklı fay türü var burada. Bu Midilli fayı gibi normal fay dediğimiz faylar var. Hem Midilli adasının olduğu kesimlerde hem de biraz daha doğuda Manisa taraflarında benzer özelliklerde faylar var. Fakat bunların arasındaki bölgede, şu bölgede yani bizim İzmir, Gümüldür tarafından işte Balıkesir olan kadar kısımlarda kuzey güney ya da kuzey doğu uzanımlı faylar var. Bunlar doğrultu atımlı fay mekanizmasıyla çalışıyor. Dolayısıyla bunlar üzerinde belli bir suskunluk var. Yani bu bizim normal faylar çalıştığında normal koşullarda buradaki jeolojik yapı gereği o fayların da çalışması gerekiyor. Yani deprem üretmesi gerekiyor. Deprem üretmiyor. Dolayısıyla bu bölgelerdeki suskunluk, gerilim artıyor sürekli. Böyle bir durumumuz var.